şunu söyleyeceğim. Bak bizim yapay zeka olayımızı ben şöyle tarif edeyim. Hani var hakimliğinde o çizgisi çiziliyor ya. İnsanlar ya bu yamuk bu yanlış diyor ya. Ya arkadaşlar çizgi teknolojik çiziliyor. Çizginin yamukluğu eğriliği olmaz. Ama nerede hata olur? O çizginin çizilene kadar her şey insana bağlı. Nedir o da? Var hakimin topun ayaktan çıktığı anı belirlemede Var hakemi yetkili. Şu ya, an evet. diyecek. Ayaktan çıktığında ileride veya geride kalan futbolcuyu defans ve ofans anlamında kafasından, dizinden, ayağından belirleyeceği nokta en yakın uzvunun belirleyeceği nokta yine var hakemine aittir. Buraya kadar manuel. İşte buradan sonra o çizgi Hakemin belirdiği noktalar üzerinden çizilir. O da teknolojiktir. Onda hata olmaz. Bunda hata olur. Var da böyle bir şey. Evet. Eğer sen bu verileri insan olarak giriyorsun. Ne girersen gir. Yapay zeka eğer atıyorsa sana göre atıyor yine. Evet. Tabii ki orada kriterleri doğru atamak, doğru seçmek. Bu algoritma kim yapılandırdı? Yani bunu gerçekten bu hacker bir hakem mi? Federasyondan biri mi? Böyle atamalar bu kadar standartsız. Yani tecrübeye... Yeteneğe, ya gelir gelmez Galatasaray Fenerbahçe hacker, her maç önemli. Bence Haker kim biliyor musun? Her maç önemli değil ama, ama. bence Haker kim biliyor musun? Hani basınında da çıktı ya şeyde. E, Yaşar Kemal Uğurlu Adana Demirspor ve Trabzon maçlarını istemiyor diye veri girmiş dediler ya. Evet. Bu önce e, Abi ABNT'ye bir servis edildi. Evet. Yaşar Kemal üzerinden okundu. Sonra da gerçek öğrendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Adana Demirspor ve Trabzon maçlarıyla ilgili bir alakası olmadı, olmadı. Böyle bir isteği, böyle bir verisel PS girdi. Kendisi de zaten söylemiş belli yerleri arayarak. O zaman dediler, federasyon veya meyaket tarafından neye dayanarak Yaşar Kemal için bu karar verildi dediler. Bunlar bir veri. Tabii. Sonra bu da olmadığını biz seninle çalıştayda öğrendik. öğrendik. Konuşumuz. Böyle de bir şey yokmuş. Peki bunlar abi Hani, nereden çıkıyor peki burada? Hacker'dan çıkıyor. Hacker'dan çıkıyor. <gülüyor> hacker'dan <gülüyor> çıkıyor. Hocam. Yazılımı kime yazdırdı Federasyon? Onu araştıralım Evet. Biliyorsun. Burada güzel bir noktaya geldin. Onda da yine sıramız değişti, ama olsun. <laughs> ya hocam. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> o zaman ben bu akışı baştan bir baklardım. tamam. <laughs> Bant mı çeksek acaba bilmiyorum. O bir önceye giri. Ay bak. onu tam incelemedik. Onu ta geri alalım tekrar ama ya. demin e, bir az öncekini bir geri alalım. Şimdi Şükran Şimdi burada arkadaş sevgili tanıdık burada sadece sen o gün Kamacı, Cem Özbay'ı, Fenerbahçe, Galatasaray maçları, Hatay'ın, Antep'in maçına vererek onlara bir zararda bulunmuyorsun. Yani tecrübelenmesini daha düşük seviyede, zorluk seviyesinde verip sonra bu maçlarda kullanabilirsin. Evet yetenekleri de çok iyi olabilir. Dört gün önce çıkıp bu maçlarda verecek o kabiliyete sahip olabilirler. Ama bu arkadaşlara verebilecek. şimdi bu arkadaşların çok spesifik bir hatasında düşünebiliyor musun? Başlamadan bitiyorsun. Bitti. E, Tugay Kağan numara oldu geçen sene. Derbi olayı. Derbi. Peki bu arkadaşlara aynı zamanda sadece bu arkadaşlara değil, hakeminin maça çıkarken bir Galatasaray hatta maçını kim yönetti? Ee, Söylesin Ali Cansı. Abdülkadir'di galiba. Bitigen yönetti. Pardon özür dilerim. Kadir Sağlam yönetti. Kadir Sağlam. Zaten genç bir hakem. Antep Fenerbahçe. Antep Fenerbahçe. Şu Sence bunlar tebligatı alıp FYS'de görüp bu isimleri görüp maça gidip maç sonuna kadar bir tereddüt yaşamadılar mı? Kesin tedirgin gider. Ee? hiç hayatına yani çıkmamış sen maça. Sen niye bu hakemleri bu teri, teri... Hem zaten yeniler. Tedirginliği ve tereddüt düşmeyi yaşatıyorsun ki maça konsantre motivasyon olacakken yani. Ufacık bir şey zannediyorsun değil mi? Değil. Tabii kesinlikle değil. Değil. Kesinlikle değil. Ben Alex'le, Serkan'la veya Erdem'le memorandumumu yapardım 15-20 dakika. İnan Kadir Sağlam ve e, Kürşat Filiz o gün ve Cem'in olmasından dolayı bir buçuk saat memorandum yapması zorunda kalmıştır. Tabii canım hem memurandumuza hem tedirginliği var hem de çıktığın maç kritik maç. Ha, niye sen, sadece bu arkadaşları değil ki onları da zor duruma düşürüyorsun? E, tabii ki tabii ki. E, en başta zaten onların içindeki maça e, iki, iki tane güçlü yardımcıyla çıkmanın verdiği güveni yok ediyorsunuz. Yani zaten genç hakemler daha 8 aydır maç yönetiyorlar Süper Lig'de. Yani olacak iş değil gerçekten. Ee, tabii burada şunu da söyleyeyim. Demin dediğin olan işte hangi hakem neye göre bekliyor? İşte Volkan Bayasan kupada bir hata yaptı. 6 haftadır maç yok ama bu hakeme sen derbi verdin. Mesela Fenerbahçe. Yapay zekalı derbi verdin. Bir şey söyleyeceğim. Ee, işte şimdi ben bu kadar yanlış bak Şimdi diyorlar ki Erkan Özdemar ve Atilla Karaoğlu için sezon sonuna kadar. Bu da yanlış. Özgüç Türk Alp'in hakemliğini bitirmek de yanlış. Yanlış. Tamam. Özgüç'le konuşurdun Özgüç Türk Alp'le. Süreç ve şu anki konsept sana maç vermeye uygun görmüyor. Dolayısıyla biz seni onarı ederek hakemlik konusunda senin alacağın kararla ya sen maç vermeyeceğiz diyorsun. Yani bundan sonra basbaya lisansı iptal ettin diyorsun. Sonra Özgüç ben hakemliği bıraktım. Ya 20 küsür yıldır emek vermiş bu. Bakın Özgüç beğenirsiniz. De, ben, ben, tabii, tabii. Tabii. ben en başta da söyledim. Yani 8 maç süresince yaptığı bana göre hani Özgüç karakterindeki bir insana örtüşmeyen bir şeydi. Ama bu insanın bir emeği var kardeş. Ya, şimdi Özgüç Türk Alp'in ne olursa olsun tamam çok ...büyük bir, spesifik bir hatası var... ...açıklamayan, anlaşılmayan... ...bir hatası var da... ...bu şekilde bir hakemin gitmesi olur mu ya? Yılların emeğini vermiş Özgür Türkalp yani... ...şimdi Atilla Karaoğlu'nun ile... ...Erkan Özdemir ...yeni FIFA olmuşlar, ya çiçeği burnunda... ...sezon sonuna kadar mı? Olmaz... ...olmaz... ...sen ceza vererek bir hakimin... Yani ...bu kadar uzun, uzun süre, süre... ...iyileşimini... Vererek olmaz. Uzun süre vererek olmaz. ...iyileşimini tekrardan... Onu e, bazı şeyleri kotarabilmesini sağlamazsın. Her hakem en son yönettiği maçla anılır ve aklında o vardır. O maçı kafasından silebilmesi için tek Yeni neden, maç. sebep yenili yöneteceği maçtır. Şimdi hafta dur bekle. Tamam kabul 6 hafta Volkan Bayarsını beklettin. Niye beklettin? Kupa maçında penaltıyı vermedi. Diye. Ben sana 50 tane bulurum. Canım, bu ve buna dolu benzer dolu dolu bu. cezası bu kadar olma. Başka bir şey var mı bilmiyoruz. İşte o zaman yok ama işte şimdi, o zaman içeriye kriteri kim nasıl giriyor bu sorgulanır tamam, yine. Başka bir şey var mı bilmiyoruz. Bak biz evet. buna göre belki de Allah korusun sakatlığı vardır başka bir şey yok, vardır. Yok bu isimlerin öyle şeyleri yok. Sana. Yani, yani onu sen ben bilmiyorum. Öğrendim Ben, ben yani bilmiyorum, bilmiyorum. Evet. yani o konuda e, senin daha iyi haber kaynakların var <laughs> ondan sonra. <laughs> şimdi... Ben ama. Eğer ona bağlıyorsa bu hafta e olmaz. olmaz. Sen şimdi bu adamı Fenerbahçe'ye derbi yönetmiş. İyi de yönetmiş. Evet iyi de yönetti. Yani Aynen. bu kadar överken bir anda yermenin anlamı ne ya? İnsanın bir de, de her şeyi yapar arkasına da hangi kritere göre sığdırdığımızı Aynı söylememiz lazım. 4 hafta Yaşar Kemal Uğurlu'nun, Bahattin Şimşin. Bak Yaşar sağ dışını bilemem. Çok şey söyleniyor, konuşuluyor. Ben sağ içerisiyle konuşuyorum. Yaşar Kemal bak teknik anlamda iyi bir hakem. Futbolu bilen bir hakim. Belki hatası sağ dışında iletişimli ve ilişkileri olabilir. Onu da uyarırsın kurum olarak, abi olarak, büyük olarak gereğini yapar. Ama Yaşar Kemal geçen sene bu ligin yükünü kaldıranlardan bir tanesi. Evet, tabii. Şimdi sen verdiği bir yanlış 4 hafta, altı hafta, 4 hafta Bahattin Şimşek. Şey, yani... Mete de var, Mete Kalkınma. 6-0 yönettiği maçtan... E cezaya girdi yani. Hani o zaten ligdeki bize e, o tabloyu da getirelim bak, aslında. ligdeki hakemlerin şeylerini şu anki aslında ligimizdeki hakemlerin. Sevgili hakemlerin... tanırlı. Bak sözünü kesen. Bize o ne derlerdi biliyor musunuz? Yaptığınız spesifik bir hatanın cezası her zaman olur. Vardır. Ama maç 6-0 iken yapılanla 1-0 iken yapılanın aynı olmaz derdi. Evet. Bir penaltıyı atladığında sen skor 6-0 iken 1-0 iken ikisine de ceza görürsün ama aynı oranda olmaz derdi. E doğru öyle olması lazım. Bantı Ama sen girersen buraya eğer 6-0 olayını skora bu, bu devre dışı Bu gibi detayları gir. Yani buraya vazgeçip gel penaltı hatası. E, sana 1-0'lık maçta da skor olarak 6-0'lık skorla da başta o hakeme 4 maç ceza çıkar. İkisi aynı değil.